Merhaba arkadaşlar, Masal Treni'ne hoş geldiniz. Bugün Hoş gördüğünüz gibi hiçbir geldin. şeyimiz yok. Neden yok biliyor musunuz? Bugün Zehra, ben bir giriş planlıyorum baba dedi. Kendisine göre bir senaryo yaptı. Şimdi bir an önce onun gelmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl bir girişle gelecek. Geldin mi? Aa, ne yapacaktık? Zoom diye mi düşecek diyordun? Ne diyordun? Masaya mı? Zoom diye düşecek. Masaya. Zon diye düştü mü? Elin evet. Üzerine mi geldi? Bakın burada top, buradaki mercan ve toy box var. Açalım mı? Evet. Zaten ne olduğunu söyledin. Önce şunu açalım. Evet. Bakın top arkadaşlar. Gösterelim hepsini de bir arkadaşlara. Göstermeyelim mi? Hayır. Onları da ya niye adamsın ya? Hiçbir şey göstermiyorsun arkadaşlara da ya. Hadi açalım. Bakın arkadaşlar her zamanki gibi hazırlıksız yakalandık. Yine yanımıza makas almadan açmaya çalışıyoruz her zamanki gibi. Zaten keşke bir hazırlık yapsaydık. Var. Burada açma yeri var mıymış? Evet. Aa, evet. Sonunda yırtmayı başardık. Bakalım bugünkü bu bir sürpriz yumurtalı yani değil ama sen mi açacaksın? Şunu şuradan bir alayım bir dakika. Ha. Evet arkadaşlar bu bir sürpriz yumurta değil galiba. Bu bir sürpriz kumbara mı bu? Kumbara yeri var. Aa, bu kumbara yeri de varmış. Bir dakika. Ah, Zehra. Aman Allah'ım. Arkadaşlar üreticiyi tebrik ediyoruz. Bırakın Zehra'yı. Ben bile açamıyorum. Zor ses. Galiba bununla böyle oynayacağız kızım. Açılmıyor bu. Hayır açılacak. Açılır mı diyorsun? Ver, ben biraz daha zorlayayım. Ben güçlü olmadığım için sen güçlü olmadın. Sen güçlü olmadığın için ben güçlü olabilir miyim? Evet. İki tane patlamış seker. Aman Allah'ım neler var ama bir türlü ulaşamıyoruz. İki tane gördüğünüz gibi. İki tane patlamış seker. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz ama aramızda bir kumbara var ya. Dönsene kumbara. Aman Allah'ım. Dönmüyor. Zaman Allah'ım. Demek ki böyle açacaksın. Demek ki böyle açacağız. Bunu nasıl açacağız Zehra'cığım? Demek ki şuradan gelecek. Demek ki şuradan gelecek. Bence bunun için bizim aparat ihtiyacımız var. Böyle açılmayacak. Çünkü o kadar zor ki arkadaşlar. Demek gerçekten. Demek ki dişinle yapacaksın. Ne yapacağız? Dişimle mi yapayım? Harfiye. Bu dişle açılacak gibi değil kızım. Baksana. Bu bildiğimiz sert plastik. O zaman bu bir daha bu burada bir süre dursun. O zaman daha kolay açabileceğimiz bir şey bulalım. Hayır. Ne bulduk? Kinder Joy. Kinder Joy mu bulduk? O zaman en kolayından bir Kinder Joy açalım. En az sizin kadar merakla. Diğerini açabiliyor muyuz arkadaşlar? İki tane açabiliyor muyuz? Evet. Önce çolakayı. Önce çolakayı. Çolakayı ne yapacağız? İkisi başlarım. Önce oyuncak mı açacağız, çikolatayı mı açacağız? Söyle ben açıyorum. Çikolatada sürpriz yok kızım ya. Çikolatayı nesini açıyoruz? Çolakayı. Çolakayı ben açarım dur. Sen de oyuncağı aç. Hepsini ben açarım. Tamam oyuncağı aç arkadaşlarımız görsün. Hop aferin. Gördüğünüz gibi açtı arkadaşlar. Birazdan yeriz. Birazdan yiyeceğimiz için hemen şuraya koyalım. Tamam sırada ne var? Acılar. Aman Allah'ım. Bir tane çıkmıştı ama diğer yavrusu kaybolmuştu. Yavrusu kaybolan ayı tekrar ortaya çıktı. Heh, ne güzel bir oyuncak. Bakın arkadaşlar işte ya işte bu ya. Bir yavru ayı ve bir de anne ayı. Peki bunlar ne işe yarıyor kızım? Ama az önce onun sarısından çıkmıştı. Az önce bunun sarısından mı çıkmıştı? Hayır sarısı ver yoktu bakalım, bizde. Ver bakalım bir arkadaşlar. Bizde sarısından ha, evet. Yoktu. Bizde sarısından yoktu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizde sarısından böyle yoktu. Sarılarımız bizde yok. Bizde siyahlar çıktı değil mi kızım? Evet bizde siyahlar evet, var. Evet bizde siyahlar çıktı. Ben peki çok yiyeceğim valla. Ne işe yarıyor derseniz. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan şunu açıyoruz. Şunu da açalım. Zehra orada çolakasını yesin. Bakalım bu ne işe yarıyormuş? Hop. Acaba bu Zehracığım ne işe yarıyor? Şey mi bu? Ayıların kafesi mi acaba? Hayır. Bu onun evi. He, ayılar için ev tasarlamışlar arkadaşlar. Küçük bir ayı için ev. Küçük ayı evi. Evet. Küçük bir ayı için de kocaman bir ev yapmışlar. Yani bu nasıl evdir anlayamadık ama. Hoppa. Evet arkadaşlar. Gerçek çatende. Üzerine bir çadır mı koyacağız? Ne yapacağız? Anlayamadığımız tuhaf bir olay. He, galiba arka manzara, arka fon gibi de düşünülebilir. Şöyle hani ayılar için. Neydi bu? Burası orman. Bunlar da ayılar. Gördüğünüz gibi sırada ne var? Sırada az önce açamadığımız. Aha! Araba. Az önce açamadığımız şeyi bir anda bastırınca kenarından hatta biraz da kıraraktan açıvermeyi başardık. Ya bu kadar zor açılıp kapanacak bir şey yapmaya ne gerek var kardeşim? Bak yine zorlaştı. Açılmıyor arkadaşlar. Açılmıyor. Bunu yapan arkadaşa sesleniyoruz buradan. Açılmıyor.
Yapma böyle. Böyle yapma. Açamıyoruz bak işte. Spıtır. Evet. Ne çıktı kızım? Spıtırlar çıktı. Bakın ne kadar güzel. Onları giyeceğiz. Ya bunlar kıyafet. Hemen açalım bir dakika. Giyeceğiz. Bir dakika açalım. Tamam. Bunu bekle, hemen giydireceğim. Hemen giydireceğiz. Hadi bakalım. Hop. Ben gideceğim. Ne kadar gideceğim, güzel ben, bir prenses kıyafeti. Giydir kızım. Tamam sen çekiyorum ben elimi. Ama bak kamera görsün seni. Ne yaptığın arkadaşlarımız da görsün. Ay, şöyle. Şöyle. Yeni saç yapalım önce. He? Yeni saç. Tamam saç yapalım. Bir dakika istersen önce onu oradan bir çıkaralım, tamam mı? Önce mankenimizi buradan çıkaralım. Ha, şimdi elbise. Burada yapalım. Evet. Elbiseyi giydir. Çok güzel. Yeni saç yap. Dur bakayım. Durun arkadaşlar. Şöyle saçımızda. Evet saçımızda böyle. Çok güzel yeter, oldu. Şimdi, şimdi ne var? İki tane muzlu. Bir dakika kızım bir dakika. Şunu bir anlatayım ondan sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı kıyafetlerimiz var. Farklı kombinler var. Bakın. Bu şekilde giydirebiliyoruz. Fakat Zehra her zamanki gibi bakın, araya daldı. Evet bunlar galiba toz içecekler. Bakalım neymiş? Ha, patlayan şöyle şekerlermiş. Bunlar toz içecekler şöyle değil. Bir dakika kızım anlatalım arkadaşlara neler çıktığını da gösterelim ama bak. Arkadaşlar burada toz şeker değil patlayan küçük şekercikler var ya kristal gibi. Onlar güzel sevenler için güzel bir eğlence. Burada ne var kızım? Zehra'cığım. Şöyle bir şey diyor ama. Dur bakalım. Nedir kızım bu? Önce bir bunu yapalım da. Onu nasıl yapacağız? Şapkaya yap. Şapkaya mı yapalım bunu? Hı-hı. Bu şapkaya yapılacak gibi bir şey değil ama. Dur bakalım. Dur şu yapışkanımı çıkaralım. Üretimlerimizi her zamanki gibi tebrik edelim biz yine. Hah. Çıktı bu. Buraya mı yapıştıracağız diyorsun Hı-hı. sen şimdi? Hı-hı. Hop. Evet. Ben ne olduğunu pek anlayamadım açıkçası arkadaşlar. Şöyle desem hani şöyle girecek desem olmuyor. Orada da çıkıntı var. Burada da çıkıntı var. Şöyle takacağız desek bir anlamı yok. Bunu aldım ben. Bunu aldım. Arkadaşlar bunu bilen varsa yorumlara yazsın. Biz de öğrenmiş olalım. Bunun ne olduğunu açıkçası. Bunu aldım. Burnunu mu aldın? Evet burnunu da takalım. Nasıl olacaksa. Bunun ne olduğunu doğrusu çözemedik. Neye benziyor ama hiçbir şeye benzemiyor. Gözü aldım. Gözü aldın mı gözü? Gözü de aldık. Koca gözlerini. Evet. Ver bakalım diğer koca gözü. Dur alıyorum. Zehra'dan iyi yardımcı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık olaya el attı ve beni bunları çıkarmaktan kurtardı. Evet böyle uyduruk kaydırık bir şey yaptık şimdi ama. Şimdi ayağı yap bence. Ayak mı? Ayak değil işte bunlar. Neyse Zehra'cığım bunlar buraya denk geldiğinde öyle olacak iş değil yani. Ney bu? O zaman böyle. Bu böyle bir şey galiba. Tuhaf bir şey, garip bir şey. Ama çok güzel bir araba çıkmış. Bak kızım bu nedir? Wow, hem de senin araban pink. Vay vay vay. Al da sana bakalım. Hoppa. Gönder bana. Arkadaşlar araba gerçekten güzel bakın. Biraz bastırınca bir yavaş çıkıyor. Ya kırarsın öyle bastırma. Bu öyle, öyle bastırmalık değil. Ya, kırılır. Yavaş. Evet. Açmadığımız bir şey kaldı mı Zehra Hanım? Toy box açmadım. Var mı başka bir şey? Aa evet arkadaşlar bir parçamız daha kalmış. Bu nedir? Bu da... Toy box. Hangi renkte bir toy box? Pembe. Pembe yani Zehra'nın en sevdiği renk. Yani küçük hanımlar için en aranılan rengimiz. Ho şansa bakın ki içinden de mor çıktı. Zehra moru da çok sever. Peki bunun içinde ne var acaba? Hı. Üzerinde bir şey yazıyor aslında ama biz yine de içinden ne çıkacağını merak toy ediyoruz. Toy box yazıyor. Toy box mu yazıyor? Okuma yazması da var görüyorsunuz Zehra'nın arkadaşlar. Buraya getir şöyle kızım. Masaya gel. Masaya gelebilir misin? Çok gittin köşeye. Gözükmez orada ama bak. Evet sakız hemen çiğneyeceğim sakız. Sakızı hemen çiğneyecek. Zehra'nın öncelikle işimiz Zehra'nın sakızını çok vermek. Çok severim. Bunun sakızına bayılıyor Zehra bu toy box'un sakızına. Öncelikle onun sakızını verelim de sonra çıkan şeye bir bakalım. Her şey gördüğünüz gibi yine birbirine girdi. Plan, proje, program yok. Zehra varsa hiçbiri yok arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak? Evet. Ne çıktı kızım? Bilmem. Ben biliyorum. Etiketine bak. Etiketine bak. Bunların birbirine bağlayacağı belli. Evet kızım. Bir dakika bakalım bunlar ne işe yarayacak?
Bunlar ne işe yarayacak acaba Zehra'cığım? Ha? Peçete bak. Peçete mi bakayım? Ha, dur bakayım. Burada bir şey var işte. Hop. Ha, arkadaşlar bakın şöyle. Zehra'cığım buraya dur. Ve şöyle yani gördüğünüz ben... gibi. Susadı be. Arkadaşlar bu bir çiçek gördüğünüz gibi. Sapı burada. Çiçeği de burada. Ortada yapraklar. Oldukça şık bir çiçek çıktı ortaya. Şurası biraz daha kavuşabilir mi diye baktım ama kavuşmuyor. Maalesef dediğim gibi şurayı da yine çok ölçülü olarak yapmamışlar. Her an düşecek gibi duruyor. Oysa ki aşağıdaki bakın daha güzel. Buraya sıkışabiliyor. Peki bir ters mi yaptık diye tersini deneyelim. Yok yine aynı şey. Yani yukarıda bunun sarı kısmı biraz ince olmuş. Çıkıyor. Hemen düşebilecek gibi duruyor. Alt kısmı gayet güzel olmuş. Evet bu da toy box'umuzdan çıkan çiçek. Çiçek beğendin mi kızım? Bahar geldi. Çiçekleri açtı. Hop. Şimdi arkadaşlar ne var elimizde? Prensesimiz var. Kıyafetleri var. Arabamız var. Bir yavru ayı ve annesi var. Ne olduğunu çözemediğimiz ki bana kalırsa muhtemelen şuraların delik olması lazımdı veya şuralarının. Ters yapılmış bir ürün var. Olduğunu düşünüyorum. Öyle bir ürünümüz var. Patlayan şekerlerimiz var. Bugün için güzel oyuncaklar çıktı diyebiliriz. Yani hayal kırıklığına uğramadık. Aman aman bizi çok çok sevindiren bir şeye de rastlamadık. En beğendiğimiz şeyler ne ederseniz. Yavru ayıcıklı annesi. Çünkü yavrular her zaman sevimlidir. Bakın yavru anne ve ayısı. Zehra bıraksa da onunla ilgili bir masal anlatsak ama nerede? Ve özellikle şu arabayı anlat çok beğendik arkadaşlar. Anlat. Anlatayım mı o zaman? Hı. Arkadaşlar yavru ayı bir gün yolda gidiyordu. Dedi ki annesine, anneciğim ben Zehra'lara gitmek istiyorum. Beni onlara götürür müsün dedi. Anne ayı dedi ki, Zehra evde yoktur ki dedi. Yavru ayı peki nerededir anneciğim dedi. Kızım Zehra kesin video çekiyordur dedi. Zehra oradan konuştu. Ne dedi? Ne dedin Zehracığım? Evet ben de video çekiyordum babamla dedi. Arkadaşlar çekilişimiz devam ediyor bu arada çekmekten bahsetmişken. Biliyorsunuz hangi videomuzdu? Bundan önceki videomuzda hangi çekilişin yapılacağını söylemiştik. Kestik.